İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Bugün stüdyodan sesleniyoruz ve çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Sevgili seyirciler, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bugün konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet, biz bu programı banttan veriyoruz. Evet. Cumartesi günü çekiyoruz. Cumartesi günü Balıkesir'deydiniz. Biz hep gelen misafirlerimize sebebi ziyaretiniz diye başlıyoruz. İsterseniz sizinle de oradan başlayalım. Buyurun. Evet, ben sözlerime başlamadan önce 2012 yılının Balıkesirli hemşerilerimize, tüm Türkiye'deki fertlerine, vatandaşlarımıza, Türk İslam alemine ve tabii ki genel anlamda dünyanın her tarafına barış, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Çünkü gerçekten 2011 yılı zor geçti. Özellikle de evet. Ücretli kesim için zor geçti, çalışan kesim için zor geçti, hak arayanlar için zor geçti, Türkiye için bu terör belasından kurtulamadığımız için zor geçti. Bu coğrafyamızda özellikle İslam, Türk İslam coğrafyası büyük bir sömürü altında eziliyor. Bunlar için çok zor geçti. Dünyadaki bütün mazlum milletler için zor geçti. İnşallah 2012 böyle geçmez. Evet. Bütün ümidimiz, isteğimiz ve çabamız, uğraşımız bununla ilgili. Bizim bugün Balıkesir'de olma sebebimiz Alperen Ocakları Teşkilatı'nın, Alperen Ocakları gençlerin Mekke'nin fethiyle 1381. yıl dönümü. Bununla ilgili bir anma toplantıları, işte hafızlar geliyor, Kur'an tilaveti. Muhteşem bir gece olacak. Bizi de davet ettiler. Bu vesile hem Eskişehir'deydim ben dün. Orada Anadolu Kültür Derneği'nin bir konferansına katıldım. Yine televizyon programımız vardı. Oradan Bursa'ya geçtik. Buraya geldik. Burada da hem Alperen Ocaklı gençlerle bir araya geldik. Orada bir basın toplantımız oldu. Hem evet. ilçe teşkilatlarımızla bu arada istişare etme fırsatı yakaladık. Evet. Hem de işte bu gece bunlara vesile oldu. İnşallah bugün akşam saat 19'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda bu geceyi hep birlikte yaşayacağız, idrak edeceğiz. Bu vesile buradayım. Balıkesir'de olmaktan da mutluyum. Ayrıca sizin programınızda olmaktan da daha büyük bir mutluluk duydum, şeref evet. duydum. Evet, tabii biz Balıkesir'e gelen bütün konukları misafir ediyoruz burada. Evet. Programımıza almaya gayret ediyoruz. Rahmetli Genel Başkan'ı da birçok defa programımızda konuk etmiştik. Sizi de dolayısıyla bugün konuk ediyoruz. Şimdi Sayın Başkan, siz dediniz ki 2011 hakikaten çok kötü geçti. Evet. Hatta son günlerinde bile çok karışık bir şekilde girdik. İsterseniz o olayı bir değerlendirin. Çünkü gündemde o var. Yani Güneydoğu var, terör var, bitmeyen terör var. Sizin bu konuda tespitleriniz oluyor. Ben zaman zaman ulusal kanallarda çıktığınızda da birkaç defa izledim. Evet. Bu konuda görüşleriniz var. Böyle hükümetin o politikalarıyla ilgili eleştirileriniz, bugüne kadar bitmemesiyle ilgili tespitleriniz var. İsterseniz oradan çok kısa bir bahsedelim. Ondan sonra diğer konulara geçelim. Buyurun. Tamam. Özelden başlayayım. Yani bu son evet. iki gündür Türkiye'nin gündemine oturan bu 35 vatandaşın hava saldırısı sonucu ölmesiyle başlayayım. Şimdi bir kere bunun sorumlusu kimdir diye bana sorarsanız net olarak benim size vereceğim cevap PKK terör örgütüdür. Onun yandaşlarıdır. Bu ülkede terörü sürdürenler, teröre taviz verenlerdir derim. Evet. Yani çünkü bir kere eğer o bölgede terör yaşanmıyor olsaydı o 35 vatandaşımız da hayatını kaybetmemiş olacaktı. Yani onun birinci için, müsebbip PKK'dır diyorsun. Birinci müsebbip PKK'dır. Ya ve onun siyasi uzantılarıdır. Tamam. Onları cesaretlendirenlerdir. Yani iç ve dışta terör örgütünü destekleyenlerdir. Çünkü PKK terör örgütü bizim Kürt kardeşlerimizin o İslam kardeşliğiyle birbirine bağlandığımız kardeşlerimizin temsilcisi falan değil. Onlar uluslararası emperyalist güçlerin maşaları. Evet. Net ve açık ve bunların talepleri de bitmez. Yani ne verirseniz daha fazlasını isterler. Yani bütün Türkiye'yi alsalar bu sefer Yunanistan isterler, Balkanlar isterler. Yani çünkü burada amaç bir şey hak elde etme falan değil. Bu tamamen Türkiye'yi kaosa sürüklemek, Türkiye'yi güçsüzleştirmek. Bakın terör sadece bize şehitler değil terörün zararı. Şehitler işin görünen yüzü. Acı veriyor. Öbür taraftan 500 milyar dolar harcamışız 27 yılda ve bu memleket son 10 yılda da bütçenin faizine 500 milyar para ödemiş.
eğer memleketimizdeki 50 milyon yoksulluk ve açlık sınırında yaşıyorsa bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi bu teröre harcanan paradır. Evet. Türkiye sadece 75 milyonun kendisinden sorumlu olduğu bir ülke değil. Başta Osmanlı bakiyesi topraklar olmak üzere tüm Türk-İslam coğrafyasındaki mazlum milletlerin gözü Türkiye'de. Türkiye'yi bir ağabey olarak görüyorlar ve Türkiye'den yardım bekliyorlar. Dolayısıyla biz burada terörle uğraşırken oralara da daha güçlü bir şekilde elimizi uzatamıyoruz. Zaten emperyal güçlerin terörü desteklemekteki maksadı ne? Türkiye bu terörden kurtulur, zincirlerini kırarsa bölgesinin lider ülkesi olacak. Ekonomik anlamda tam bağımsızlaşacak. Siyasi anlamda tam bağımsızlaşacak. Ve burada emperyalist ülkelerin çıkarlarına çomak sokacak. Şimdi dolayısıyla bunu görüyorlar ve bunun için Türkiye'nin bir baskı olarak terörü başına bela olarak tutuyorlar. Bakın biz büyük birlik diyoruz. Büyük birlik için yola çıktık. Bizim büyük birlikten kastımız sadece büyük birlik partilerin bildiği değil. Veya bizim büyük birlikten kastımız sadece milliyetçi, maneviyatçı, ülkücü kadroların kastı da değil. Bizim büyük birlikten kastımız Müslüman Türk dünyasının birliği. Çünkü Müslüman Türk dünyası bir araya geldiği zaman İslam coğrafyasına öncülük edecek ve önce buradaki emperyalist oyunlara son verecek. Buradaki kan ve gözyaşına sömürülmeye son verecek. Daha sonra bütün dünyadaki mazlum milletlerin yanında yer alacak. Şimdi teröre baktığın zaman onun için de istenmiyor. Teröre baktığın zaman ya 27 yıldır bu ülke terörle mücadele ediyor. Yani 84'ü başlangıç alırsak, yani 78'de kurulmuş PKK, evet, ama eylem olarak başlangıcını oradan alırsak, şimdi 27 yıldır ben iddialı bir şekilde söylüyorum, Türkiye terörle mücadele etmedi. Ediyormuş gibi yaptı. Çünkü bunun parametreleri var. Yani ben bunu söylerken orada dağlarda yapılan mücadeleyi, askerlerimizin şehit oluşunu, kahramanca yapılan mücadeleleri falan, bunları yok saymıyorum. Bunlar yine alınlarından öpüyorum orada mücadele eden askerlerimizi, gençlerimizi. Ama parametreler var. Şimdi birincisine terörle mücadele eden ülkelerde bir kere hükümet net bir politika belirleyecek ve bunu kamuoyuyla, milletiyle paylaşacak. Bugüne kadar 27 yıldır tüm Türkiye'yi yönetirse yönetsin. Bunu yapmışlar mı? Yapmamışlar. Evet. Millete başka şey söylemişler. Kapalı kapılar arkasında Avrupalarda başka şeyler konuşmuşlar. İkincisi, sivil ve askerin tam bir işbirliği içerisinde olması lazım. 27 yıldır biz bunu gördük mü? Görmedik. Tam tersine siviller askerlerden korkmuş. Ha bir muhtıra olur, ha bir darbe olur. Ben en iyisi iktidarımı koruyayım. Sivil derken hükümetleri kastediyorsunuz. Sivil otoriteyi kastediyorum. Evet. Halkı değil, ve oradaki halkı dolayısıyla değil. Dolayısıyla orada bizim karakollarımız fotokopi gibi basılırken ne oluyor kardeşim, bunun sebebi ne diyememiş. Evet. Bakın bu iki gündür konuşulan bu 35 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısıyla da ilgili. Biz 27 yıldır diyoruz ki ya kardeşim senin istihbarat örgütün nerede? Bu karakollar basılırken sana niye bilgi verilmiyor? Bu Ankara'da, İstanbul'da şehir merkezlerinde bombalar patlarken nasıl sen bunun önlemini alamıyorsun? 27 yıl ya, 1 yıl olur da anlarım. Şimdi dolayısıyla da istihbarat örgütü kurmamışsın. Yani adam gibi terörle mücadele edecek bir istihbarat örgütün yok. Eğitimli birlik oluşturmamışsın 27 yıldır. Hala yanaşık düzen eğitim alan çocukları gönderiyorsun o bölgeye. Bölge halkını tamamen PKK'nın kucağına itmişsin. PKK'yı, İmralı'yı, Kandil'i, onun siyasi uzantılarını muhatap almışsın ve onların kucağına itmişsin. Dış güçlere karşı da biliyorsun 30'dan fazla ülke PKK'ya açıktan veya dolaylı destek veriyor. Bunlar da Türkiye net olarak biliyor. Bunlar kim? Başta Amerika, İsrail, Almanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Rusya, Çin. Bütün bunlar biliniyor. Hatta Suriye, İran, Irak dönem dönem. Şimdi buna rağmen Türkiye bu ülkelerle sanki hiçbir şey olmamış gibi stratejik ortaklıklara, siyasi müttefikliklerine, kültürel işbirliğine, ekonomik işbirliklerine devam ediyor. Böyle biter mi bu iş? Yani sen bunları yok sayarsan, sen bunları görmezden gelirsen, ya yıllardır bu ülkede, bakın bugün ya, adam çıkıyor diyor ki, bundan bir iki gün önce, burası diyor Kürdistan olacak, biz bunu göreceğiz, özgür Kürdistan'da özgürce yaşayacağız ve biz bunu göreceğiz diyor. Bir başka sözde milletvekili çıkıyor diyor ki, özellik yetmez, biz bağımsızlık istiyoruz diyor. Ya bu ülkenin kanunları nerede? Hukuku nerede? Türk ceza kanunları nerede? Terörle mücadele kanunları nerede? Bu ülkenin savcıları nerede? Bunlar nasıl bu kadar pervasız konuşabiliyorlar? Neden bunlar görmezden geliniyor? Bakın bunları görmezden gelmek, bunları yok saymak, pisliği halının altına süpürmektir. Pislik kaybolmaz. Yani 27 yıldır bu hep... 27 yıldır
hep halının altına süpürülmüş. Yok sayıldı. Şehitler gelince ağıtlar yakıldı. Evet. Ve biz devlet erkanından hep şu sözü duyduk. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararla sürecektir dediler. Ben en son ziyaretimde Sayın Başbakan'a da Cumhurbaşkanı'na da söyledim. Siz böyle dedikçe millet de diyor ki vay anasına, demek ki terör bir 27 yıl daha sürecek. Evet. Onun için azmimizi de kararlılığımızı da terörle mücadele konseptimizi de değiştirmemiz lazım. Bu işin üstünden artık kimsenin siyaset yapmaması lazım. Evet. Bütün siyasetçilerimizin, bütün sivil ve askeri bürokrasimizin, sivil toplum örgütlerimiz, yani topyekün ben bu bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyuyorum diyen bu milletin tüm fertlerinin bir araya gelmesi lazım. Ve teröre karşı ortak bir proje geliştirip